İstanbul Avrupa Yakası Distribütörü Detaylı Gıda'nın katkılarıyla hazırlanan Türkülerin Dili başlıyor. Sel olmuş gözden akan kan mıydı? Aşkına düştüğüm girip sarmadı. Şu dünyada benden dertli var mıydı? Garip ömrüm ah ile geldi geçti. Yar yar şu dünyada benden dertli var mıydı? Garip ömrüm ah ile geldi geçti. Yar 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 zalim yar hayır. Doğanayım sence yaşamak nedir? Bana sorsan derim gamdır çiledir. Şu feleğin işi daima hilledir. Beni bir günde yine yıktı da geçti. Yar 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 zalim yar hayır yar şu feleğin işi daima hilledi beni bir günde yine yıktı da
da geçti yar 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 zalim yar kayın yar. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet sevgili Cem TV izleyicileri, bir salı akşamı tekrar birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün de biraz da üzgünüm çünkü çok erken bir kayıptı. Sevgili Seyfi Doğanay üstadımızı 2 yıl önce bugün kaybetmiştik. Saygıyla, özlemle buradan sevgili üstadımı anıyorum. Çünkü hem hemşerim olması hem de iyi bir dostum, iyi bir tanıdığım biri olması müzik piyasasına gerçekten benim için çok önemli bir kayıptı. Çok önemli eserler bize kazandırdı. Ben ilk başlarında her zaman gururla övünerek söylüyorum. Seyfi Doğanay'ın türküleriyle ben bu müzik hayatıma başladım. Buradan tekrardan sevgili Seyfi Doğanay'ı sevgiyle, özlemle yad ederken ailesine tekrardan sabırlar diliyorum. Bütün müzik camiasının başı sağ olsun. Çok önemli bir kayıttı. Evet, çok değerli konuklarım bugün tekrar bizlerle. Sevgili Cem Çelebi dostum, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Mehmet Ekici. Çok teşekkür ediyorum. Davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim bizi kırmadığınız için buraya kaldınız. Sevgili Mürvet, gerçekten bizim için çok önemli, o da bir değer. Bugün Mürvet böyle sahnede de beraber çalıştığımız dönem olur. Mürvet'le biz tabii aynı okuldanız. Yani sürpriz oldu. Uzun yıllar görüşmemiştik. Çok eski sahnelerimiz de olmuştu. Çok mutlu oldum. Eski güzel bir ne güzel. Vesile oldu senin programın. Sevgili Mürvet Kaymanlı sağ olsun, o da bizi kırmadı. Teşekkür ederim. Ve sevgili Yağmur Yalçın, sevgili sanatçı dostum, o da bizi kırmadı. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar bulduk. Böyle ne güzel değil mi? İki tane güzel kadınla program yapmak. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Bugün değil mi sevgili Cem? Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Mutlu bize. Sevgili Cem, bir ara müzik okul devam ediyordu ama okumadan herhalde taşıdın mı? Müzik okulum vardı ama tabii çok başında duramadığım için biz geçen yıl kapattık. Bir 10 yıl müzik okulunu yürüttüm ama çok zorlu geçti tabii. Sürekli konser programları, yurt dışı, şehir dışı olunca çok fazla başında duramadık. Dersler de aksayınca son aşamada şimdilik bir ara verdik diye. 10 yıllık katkın oldu tabii. Evet. Öğrenci yetiştirdim. Onun öncesinde de tabii çok müzik okullarında verdiğimiz dersler var. Bir de güzel bir Aşık Yener'den güzel bir türkü müziğini yapmıştı sevgili Cem. Sağ olsun direkt gittiğimizde hemen seve seve dedi. Biz de imzasını verdi. Biz de okuduk. Ben teşekkür ederim. Umarım sen de beğenmişsindir. Tabii Yener baba da ağzına gönle sağlık. Tekrar hayırlı olsun. Yener baba da çıkmıştı albüm zaten. Gözlerinden sevgili anladığım zaman. Aşık Yener de evet, 2009'da kaybettiğimiz önemli bir değer. 82'li yaşlarda kaybettik. Yani ben söz yazma deneyimim olmadı. Yazamıyorum diyeyim. Yani çok içimde bir uhdedir. Tabii yazınca Veysel gibi, Pir Sultan gibi, işte Mahsuniler gibi yazmak istiyoruz. Biraz eyvallah. Hani icramızla paralel olsun istiyoruz. Biraz belki o çıtayı yüksek tutunca da çıkmıyor. Bazen karalıyoruz. Bir iki satır geliyor konular ama devamı gelmiyor tabii. O da ayrı bir dünya, ayrı bir derya. İnşallah bir gün biz de erişiriz o noktaya. Tabii yaşadıkları dönem de çok önemli. Tabii dönem de çok önemli. Ve çok güzellikler var. Şimdi döneme bak, işte Türkiye'de biz artık televizyon izleyemiyoruz korkudan. Yani her, çünkü gündem o kadar dakikalık değişiyor ki tabii Türkiye'de. Tabii çok değişiyor. İnsanları artık ilgilendiren o kadar teknolojiden tutun da dünyanın işte gidişatından tutun. Ekonomiydi, büyük kentti. Ya insanların artık belki ihtiyaçları çoğaldı mı diyeyim, ihtiyaç mı duyuyorlar? Tabii bizi biraz zincirleyen çok şeyler var. O da etkiliyor tabii dönemimizde eskiler gibi üretimi. Ama elimizden geldiğince... Eyvallah, yok bir katkınız oluyor tabii. Gelebildiğince diye. Eyvallah. Devam ediyoruz. Yağmurcuğum, sen ne yapıyorsun? Bugün genelde hep biz böyle Anadolu yöresinden konuklarımız oldu böyle genelde. Bugün ama Yağmur Sinop. Evet. Bölgesinde ne kadar güzel Karadeniz. Yakın hemşehri evet. Sayılır. Geçen ikiniz de Karadeniz'de oluyor. Ordu, Sinop. Ne güzel bir karma oldu bugün. Güzel oldu. Güzel bir karma oldu bugün. Sinop. Ama tabii aslen Sinopluyuz ama seçtiğimiz ve icra ettiğimiz türkülerle aslında Türkiye'nin hemen hemen her iline de gönülen uzanıyoruz. Onların eyvallah türkülerine, evlerine misafir oluyoruz.
Günlük rutin yaşantım içerisinde biliyorsunuz müziğin haricinde bir öğretmenlik mesleğimiz var. Onu da bir açabilirsek. Evet, özel eğitim öğretmeniyim. Şu an özel öğrencilerimiz de ekran başını kilitlenmiş bir şekilde izliyorlar. Yayın öncesinde de telefonlar aldım çok fazla. Buradan sevgili öğrencilerime ve ailelerine sevgi ve saygılarımı iletiyorum. 15 tatildeyiz zaten. Öğrencilerimizi çok özledik. Onun haricinde de müzik çalışmalarımız devam ediyor. Aldığımız ekstra programlar var. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Ve sevgili Mürvet'le de birlikte sahne çalışmalarımız var. Mürvet de kendi alanında bir öğretmenliği var. Evet. Ben bugün ne kadar güzel, şanslıyım. Sevgili izleyicilerimiz de şanslısınız. Üç tane eğitmenle birlikteyiz. Müzik alanında üçü de gerçekten başarılı. Evet. Ben bugün arkadaşlarım arasında değilim ama buradayım arkadaşlar. Bayan arkadaşlar da pek böyle kaval çalan, sahnede eşlik eden çok... Değil mi? Nadirdir, yok gibi yani. Bir de şeyi de genelde hep bağlama çalanlar dersler açar değil mi? Evet. Genelde ama bir böyle nefesli çalgılarda var mı dershanede ya da sen böyle bir ders veriyorsun? Talep çok değil, veriyorum dershanede. Özel veriyorsun. Veriyorum, özel veriyorum genelde. Hı. Dershanede de veriyorum ama talep az ya maalesef. Üzülerek söylüyorum. Umarım da siz izleyeceksiniz. Ben yani daha çok erkeklerden geliyor. Erkek öğrenciler oluyor. Bir şey ama... söyleyebilir miyim? Pardon. Tabii ki. Öyle söylemiyorum. Bizim öğretmenimler gibi. Çok özür dilerim. İzleyicilerimiz çok muhabbet olduğu zaman biraz sıkılıyorlar. Bir evet, sevgili Cemden Alan'ından sonra. Tekrar muhabbet aklıma ne gelirse söyleyeceğim. Sevgili izleyicilere de burada selamlarım, sevgilerimizi iletiyoruz. Artık İsteyim istiyorum. Ağzımızı çoğa tutun derler ya. Ağzımızda ne varsa şimdi bir yandan düşüneyim. O zaman şimdi 18 Ocak'ta Davut Sulari'nin ölüm yıl dönümüydü. Eyvallah. Hem tüm yitirdiğimiz değerlere gitsin. Bir Davut Baba'yla başlayalım. Çok iyi olur. Dağlarda kar dalmış karına çalanım benim. Kaç gündür de küsülüyüm yardan. Dağlar yaz geçsin. Söyle tez gelsin. Kaç gündür de küsülüyüm yardan. Dağlar yaz gelsin. Söyle tez gelsin. Thank you.
Hiçbir merhametli komşu yokmuş canım benim. Bizi barıştıran nazlı yarlan, dağlar yaz geçsin. Tez gelsin. Bizi barıştıran aslı yarınan dağlar yaz gelsin. Söylen tez gelsin. Benim vekilim,
Yüreğine çok sağlık. Teşekkürler, sağ olun. Diyorum ne mutlu bize değil mi? Böyle bir ozanlarımız var. Biz evet. De gerçekten bize ne miraslar bırakmışlar. Oh. Derya derya. Deryalar gerçekten. Git git bitmez. Ya değil mi? Onların çok, çok. Hepsi ayrı bir ayrı bir güzel, yani. Ayrı bir. Buradan da zaten sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu bize bırakılan mirasa da sahip çıkıyorsunuz gerçekten bu anlamda. Böyle güzel dostlarımız da var. Hep birlikte. Yani çok tükenmez o mirasları, taşıyıcıları vardır. Sizinle evet, öyle, tükenmez rahmet deryası diyor ya yani, Veysel Davut Baba. Aynen öyle. Yağmurcuğum bir eser de senden alalım. Evet. Ne okuyacağız? Aşık Mahsuni Şerif'in İşte Gidiyorum Çeşmesi. Thank you.
İstanbul Avrupa Yakası distribütörü Detaylı Gıda'nın katkılarıyla hazırlanan Türkülerin Dili devam edecek. Bu kış hiç üşümeyeceksiniz. Çıktığınız tüm maçları yorulmadan kazanacak. Soğuk dağların zirvelerine zorlanmadan tırmanacaksınız. Her savaştan burnunuz bile kanamadan galip çıkacak. Parmağınızı kıpırdatmadan süper kahraman olacaksınız. Kötü yaratıkları, hayaletleri ve azılı düşmanları bir çırpıda alt edecek. Aşkınızı kolayca mutlu sona ulaştıracaksınız. B-Smart Beam kanallarıyla kışın tadını evinizin sıcaklığında doyasıya çıkaracaksınız. B-Smart her televizyona şart. Cem TV'den Cem'e gönül verenlere özel bağlama kampanyası. Bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Bir adet kaliteli Maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu harika bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap, ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler. Haydi, bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde kolaylaştırılmış bağlama çalma tekniklerini içeren CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti bulunmaktadır. Sizler için hazırladığımız bu setle hayatınızda elinize hiç bağlama almamış olsanız bile kursa gitmeden, kimseden ders almadan hangi yaşta olursanız olun, ister 7 yaşında, ister 70 yaşında olun, sadece 3 ayda bağlama çalmayı öğreneceksiniz. Bu setle ister kendiniz çalışın, ister çocuklarınız, ister anneniz, ister babanız. Bağlama çalmanın güzelliğini sizler de yaşayın.
Bir Bağlamada Sen Al kampanyamıza destek vererek geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bağlamayla tanıştırın. Yarının ozanları, yarının aşıkları bu sette yetişsin. Sizler de kültürümüzü yaşatmanın gururunu yaşayın. Cem'e gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler. Haydi bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde bir adet maun bağlama, bir adet koruyucu kılıf, bir adet yedek tel takımı, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti bulunmaktadır. Haydi! Bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. İstanbul Avrupa Yakası distribütörü Detaylı Gıda'nın katkılarıyla hazırlanan Türkülerin Dili devam ediyor. Beni derde salam gel.
ömür bir nefes arası, size de gelir sırası. Ömür bir nefes arası, size de gelir sırası. Bu gönül ya beni derde sanan gelsin, beni derde sanan gelsin. Bilen gelsin, bilen gelsin, dermanımı bilen gelsin. Başka tabipler beni derde sanan gelsin. Bilen gelsin, bilen gelsin, dermanımı bilen gelsin. Başka tabipler istemem, beni derde çok sağ olun. Bilen gelsin, bilen gelsin. Bilmeyen gelmesin. Herkes gelsin. Doktor bilen tabip, gelsin değil mi? Doktor tabii bu çare bulamamış ya sevda yarası. Bu sevda yarası ne kadar kötü bir yaraymış. Evet, hakikaten. Değil mi? Normal hastalarınız doktora gideriz, bir iğneyle iyileşiriz. Bunda biraz var. Birkaç mesajımız var, izniniz verirse onları okuyayım. Tabii ki. Okumasını da pek becermiyorum ama. İyi akşamlar gülen adam. Ben Melhem Meral. Her hafta programını heyecanla bekliyoruz. Türküleri yaşamak için konuklarınıza selamlar, saygılar. Annemler senden zazıca türkü istiyor. Sevgili Melhem, bizim adımız Gülen Adam taktı. Zaten hayatın her alanında gülerim ben. Hakikaten böyle bir özelliğinde var. Ne kadar kesinlikle güzel bir şey. Teşekkür ederim, sağ olsun. Yağmur Hanım'a, Cem Bey'e selamlar. Programınızı ilgiyle takip ediyoruz. Kuşadası'ndan bulunan, bugün de Hızır Urucu tutan dostlarımız var. Hüseyin Demir ve arkadaşlar için bir türkü istiyorum. Yılmaz Demirel de Çimşik Gezek Dernek Başkanı. Ay sevgili başkanım Yılmaz Demirel, Çimşik Gezek Dernek Başkanımız. 17 Mart'taydı bir etkinliğimiz olacak zaten derneğimizin. O duyurusunu da ileride yapacağız. Sevgili başkanım sürekli bizi takip ediyor, destek oluyor. Hızır Urucu da olmuşken ne güzel etti. Kurbanlar beraber yemeyin bari biz de çağırın dostlarımızla. Sizlere çok selamlar var sevgili başkanım. Sizlere çok selamlar. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Sağ olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar Mehmet Bey. Ben İskenderun'dan Serdar Koşar. Sizleri yakından takip ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerli konuğunuz Cem Çelebi hocamdan Efendiler Bağı adlı eseri tüm Türk yürekli canlar için rica ediyorum. Selamlar, saygılar sunuyorum demiş. Selamlar bizden olsun. Sağ olsunlar. Canlar, sevgiler, saygılar. Cansınız. Veysel Kılagöz. Sevgili Veysel dostumuza buradan selamlar olsun. Ramazan da selam söylüyor Veysel'e. İyi akşamlar. Programın giriş parçası mükemmel. Devamını temin ediyoruz. Konuklarına selamlar, iyi yayınlar. Pervin ve Yıldırım Ekici, sevgili abim ve yengem dersinde bizi izliyorlar. Tabii Seyfi Doğanay biliyorsun dersinde çok bir evet. İz bıraktığı anıları ve eserleri vardır. Onun için çok beğenilmiş. İyi akşamlar Cem TV ve Türklerin Dileği programlı konuklara iyi yayınlar dilemiş. Değerli hemşerim sana ve konuklarına selam olsun. Mercanlar adına Sinan Mercan, sevgili Sinan'a ve Mercanlara selamlar olsun. Mehmet Bey kardeşim iyi yayınlar. Konuklarına çok selamlar. Sizden Deniz'in türküsünü istiyorum. Eşim Menekşe mi herhalde? Menemşe olmuş. İle size zevkle izliyoruz. Yusuf Çelik, İzmit Kocaeli. Buradan Kocaeli dostlarımıza sevgili Mehmet Bey, çok güzel bir program. Keyifle izliyoruz. Al mendil türküsünü o güzel sesinden dinlemek istiyoruz. Olabilir. Mesaj yok mu? Ben de biraz ağır mı okuyorum acaba? Yok gayet iyi. İyi gidiyoruz. Neyse o diliş türküymüş. Onu kurtardım. Cem Bey'e selam söylüyorum. Onun bir şeyler yazması gerekmiyor. Ali Bektaş dizisinin 500'den fazla eseri olduğunu biliyor. Biliyor, ona da sahip çıkarsa bizi elbet sevindirir ama en çok Türkiye'si. Vallahi biz bunu bilmiyorduk ona göre. Siparişi vermiş Ali Bektaş. 500 eser. Deden mi oluyor? Dedeniniz? Yok, bir tanıdık dostum. Ali Bektaş İzmir bölgesinde demiş, yaşlı oldu. Güzel sözleri var Ali abi. Ne güzel. Evet. Ben kısmet olmadı tabii. Gideceğim bunlara da sahip çıkacağım. Yoğunluktan tabii beste yapmak, eserleri ortaya getirmek kolay iş değil. Yoksa her gün biz 50 tane beste yaparız ama o sözlerle bütünleşmesi lazım. O kolay çıkmıyor işler. Biraz dingin ortam istiyor yani. Eyvallah.
Programımızı izlerken inan ki türkülere olan özlemimiz sesinizde az da olsa gidiyorum. Orta Harman Köyü'nden Atilla Ertan Öztürk, Doymadım parçası söylerseniz saygılar demiş. Hayırlı akşamlar, ben Ercan Tercan Umutlu Köyü'nden Can Tekin, sıradaki Armutlu Köyü'ne pardon. Sıradaki türkü İzmir'deki abilerime ve İstanbul'daki ablam ve tüm sevdiklerime gelsin. Babamın teyzesine gelsin demiş. Babanızın teyzesine gelsin. Yani ben güzel yazmış. Yozgat bizim sevgili Kılagöz de şey diyor, Beysel de hep halam doymadı. Yayınlar ben Yozgat Çekerek Köyü'nden Satılmış İlmaz. Sıradaki parçayı tüm Koyunculuk Köyü halkına ve İlmaz ailesine gelsin. İyi akşamlar demiş. Gelsin. Herkesin barış ve mutluluk içinde yaşanabilecek bir dünyanın umuduyla sizleri selamlıyoruz. İyi akşamlar ve bunun için mücadele veren bütün insanlara Mahsuni Baba'nın herhangi bir eserini başta siz ve konuklarınıza demiş. Devam gelecek. Gelsin demiş. Dilsiz olan barışın dili hakim kalınması dileğiyle hoşça kalın. Tüm Mor Deniz ailesine gelsin demiş. Zaten sevgili Yağmur okudu. Onlara da armağan oldu bu evet. Arada. Mehmet'im sana başarı diliyorum. Çünkü sen zaten başarısın. Yolun açık Hızır yoldaşın olsun. Konukluğuna saygılarımı iletiyorum. Hıdır Taş. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar Mehmet Bey. Sizden bir parça istiyoruz. Biya Dürü parçasını istiyoruz. Emekli öğretmenim Bahri Civan. Ben tüm öğrenciler için Nem Kaldı istiyorum. Lüleburgaz'dan Lüleburgaz'a gelsin demiş. Bugün tatilde öğrencileriniz izliyor. Ona göre. Sizin de öğrencileriniz izliyor. Evet. Mehmet Bey merhabalar. Ben Bursa'dan Barış. Programımızı ilgiyle izliyorum. Mercan Dağlar adlı türkü söyleseniz onur duyarız. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Ben Fatsa'dan Nihat Altaç. Cem Çelebi'den Nem Kaldı türküsünü istiyorum. Nem Kaldı bugün bayağı bir istendi. Sevgili evet, hocam. Evet, Mahsuni Baba'dan. Başarılar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Fikret Gezici, Mehmet abim ve Cem TV çalışanlara selamlar. İyi akşamlar sevgili Fikret'ciğim. Teşekkür ederim Fikret Gezici. Cem Bey, fani ömrünü söylemez ise gönlüm kalır. Fatsa'nın Harun Çakmak hemşerilerinde ona göre gönlü kalmaz. Cem Çelebi'den bir özlem, özdül klasiği olan Yaralar Beni parçasını istiyorum demiş. İyi akşamlar Cem Çelebi ve sistemin var uyumaya gelmiş insanlar. Eğlendirmeyi mi? Profesyonel müzik. İyi akşamlar Cem Çelebi'ye sistemin var. Uyumaya mı gelmiş insanları eğlendirmeye mi? Profesyonel müzik. Sen biraz eğlence dedi. Müziği istemiş dostumuz herhalde. Kusura bakmayın. Biraz oynamak demiş. İstiyormuş herhalde. Vallahi oynamak için biraz geçmiş. Sevgili dostumuz. Olabilir herkesin. Herkesin biraz hareketli demeye çalışıyor da. Geçen, tabii milyonlarca. Şimdi sevgili dostum. Binlerce türkülerimiz var. Cem Çelebi gerçekten güzel derlemeler yapan. Güzel bir dostumuz, güzel bir hocadır kendisi. Onun için herkes kendi alanında bir şeyler seçiyor. Biz de ona saygı duyuyoruz çünkü o önemli bizim için. Bu da ne güzel Davut Suları Baba'nın ne güzel türküler okudu. Aslında onları dinlemenizi tavsiye ederdim ama. Müzik sadece ama eğlence değil. Eğlencesi değil, dünyanın eğlencesi bol. Dünya eğleniyor. Ki de çok güzel bir program yapıyorsun. Başarılar dayım olsun, huzur yardımcın olsun, misafirlerine selamlar demiş. İyi akşamlar ben Eslem Yağmur hocamdan eledim dinlemek istiyorum. Onu çok seviyorum demiş. Benim öğrencim, özel öğrencim. Buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Zamanımız, süremiz yeterli olursa eledim senin için eyvallah. Gelecektir. O zaman sevgili Cem Çelebi hocamızdan güzel bir eser. Ne yapalım? Ne sana derken? Da. Nem kaldı. Nem kaldı. Evet çok istemiş. Ben de seviyorum ama tabii burada da senin içinde ne geliyorsa. Yine, yine ağlatacağız dinleyicileri. Haklarını helal etsinler. Parsel eylemişler dünyayı, bir dikili taştan kayrı nem kaldı. Dost köyümde dayağımı kesti. Akılsız baştan gayrı
nem kaldım, nem kaldım, nem kaldım. Bir akılsız baştan ayrı nem kaldım, nem kaldım. Padişah değilim, çeksem otursam saraylar kursam da asker getirsem hediyem yoktur ki dosta götürürsem. Damla yaştan ayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. İki damla yaştan ayrı nem kaldı, nem kaldı. Biraz 5-10 dakika geç başladık ya, onun için reklam hep ters şeye geldi. Yağmurcuğum kusura bakma. Çok kısa bir reklam, ondan sonra devam edeceğiz. Sevgili dostlar, kısa bir ara istiyoruz sizden. İstanbul Avrupa Yakası distribütörü Detaylı Gıda'nın katkılarıyla hazırlanan Türkülerin Dili devam edecek. Bu kış hiç üşümeyeceksiniz. Çıktığınız tüm maçları yorulmadan kazanacak. Soğuk dağların zirvelerine zorlanmadan tırmanacaksınız. Her savaştan burnunuz bile kanamadan galip çıkacak. Parmağınızı kıpırdatmadan süper kahraman olacaksınız. Kötü yaratıkları, hayaletleri ve azılı düşmanları bir çırpıda alt edecek. Aşkınızı kolayca mutlu sona ulaştıracaksınız. D-Smart Film kanallarıyla kışın tadını
evinizin sıcaklığında doyasıya çıkaracaksınız. D-Smart, her televizyona şart. Siz hep kalbimizdesiniz. Sizi her gün rahmetle anıyoruz. Tüm Avrupa'da 24 saat hizmetinizdeyiz. Acı gün dostunuz Erenler Cenaze. Avrupa ücretsiz arama hattı 00800 900 990. İyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, 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 gel. Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır. İtibar görerek yaşamak her yaşlı bireyin hakkıdır. Görmezden geldiğiniz geleceğiniz. Yaşlıları görün. İstanbul Avrupa Yakası Distribütörü Detaylı Gıda'nın katkılarıyla hazırlanan Türkülerin Dili devam ediyor. Thank you.
Oldu. Diyarbakır türküsüydü. Öz Sinoplu olsa da Diyarbakır, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan hiç fark etmiyor. Ne güzel değil mi? Ve enteresan olan nedir biliyor musunuz? Yani her türküde aslında yazan kendi hikayesini yazmıştır. Ama dilden dile farklı sanatçılar da söylerken aslında her sanatçı da kendi hikayesini yaşıyor türkünün içinde. Katıyor, ne güzel. Onun için ben de kendi hikayemi yaşadım bu türküde. Çok teşekkür ederiz. Evet, ortak değerimiz bizi anlatıyor çünkü. Değil mi? Evet. Servet, senin de nefesine sağlık. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel eşlik etti. Elimden geldiğince. Güzel de bir dostluğunuz var ama ben biliyorum. Kesinlikle. Şimdi Mehmet Bey, sözünüzü kesmek istemiyorum aslında. Mürvet biliyorsunuz son zamanlarda kadına dair şiddet içerikli programları çok izliyoruz, toplum içinde yaşıyoruz. Mürvet aslında birçok bayanı örnek teşkil ediyor. Doğru. Elindeki farklı enstrümanıyla. Onun için de özellikle bu tür programlarda, bu tür kaliteli programlarda Mürvet gibi değerli hanımefendilere de yer verilmesi gerektiğini ve ön plana çıkması gerektiğini düşünenlerdenim. Bana geçen bir 10 gün önce bir programımız vardı bu arada. Sağ olsun Mürvet geldi, bize eşlik etti orada. Evet. Emeğini kattı. Teşekkür ederim. Şöyle bir arkama baktım. 3 erkek, 1 kadın. Kotayı düşündüm, biz de
yani yüksek meclisten bayağı. Daha iyi değil mi? Kota biraz yüksek. Evet. Kadın kotası bizde düşük. %30 yani. Oluyor. Bizde %30 oldu değil mi? %30 oluyor. Yani meclisten daha iyiyiz. Tabii biz, ben birçoğumuz öyle düşünüyoruz. Canlı telefon, canlı yayındayken arkadaşlar böyle arar. Acaba bakar mı? Sevgili Erdal. Sevgili Erdal dostum, bizim Kızıköy'ümüz var. Kendisi Gazi Mahallesi'nde yeriniz, ayağınız düşerse kuru fasulye, bir de çiğ köfte yapar sevgili Erdal. Vay be, yakacak bizi. Gideyim hesap bana yazın ama orada. Sevgili Erdal'cığım buradan bütün merhaba. Dinleyiciler dahil mi Mehmetciğim bu hesap olayına? O zaman batırır. Batırır. Siz akraba... Biz adresi verelim izleyicilerimiz gitsin oraya. Mehmet Ekici. Yazdıralım. Kadınlarla ilgili ben her yerde söylüyorum. Bunu gururla söylüyorum. Çünkü gerçekten kadının olduğu her yerde mutlaka başarı vardır. Evet. Benim bulunduğum birçok dernekte de böyle kadın arkadaşlarımız hep önde gider. Biz onların arkasında rehber olmaya çalışırız. Gerçekten onların olduğu mücadele her zaman önemli bizim için. Ne yapalım bu ülkede daha halen insanlığı öğretemedik ki kadının şeyini anlatabilirim. İşte daha dün müydü bugün... Facebook'tan bir okuyorsunuz, burada evet. Bu kadın öldü, her burada gün, bu kadın her gün maalesef var yani. Ne yazık ki her gün kendisini biraz bilmezler, kültürel, sokakta kızlarımızı tokatlıyorlar. Kültürel evrimimiz de evet. Alakalı tabii bir süreç bu. Yani bir yaşayacağız ama hepimiz kendimizi iyi yetiştirmemiz lazım, iyi çocuklar anlatmamız mi? Lazım. Bayan kadınlar tabii önemli yani tabii. Kadın annedir, anadır, bacıdır, ilk öğretmendir aslında çünkü genelde tabii. Bizim gibi toplumlarda hep erkek hep dışarıda tabii. Çalışıyor, tabii. Koşturuyor. Hep. Çocuğunun başında kadınlar evet. Var. O yüzden her türlü özel. Cem TV reji ekibi olarak Cem Çelebi'den Yalan Dünya parçasını istiyoruz. Ben de istiyorum sevgili hocam. Bak bizim Cem ya TV'deki abi. Rejideki bütün arkadaşlarım sağ olsun hepsi kameradaki arkadaşlar hepsi tamam canlandı. Çalarım ama ağlamayın. Bizim kendi Yalan Dünya'sı. Emek de veriyorlar. Bugün de hakikaten şimdi o yalan dünya ile ilgili hep konuşuyoruz ama kısa bir şey anlatayım mı Mehmetciğim? Tamam doğru bir şey anlat. Şimdi kısa. Yalan Dünya'ya gidiyor. Kısa mı olsun? Şimdi Yalan Dünya 2004'te yaptım ben solo albümü. Yalan Dünya'nın bestecisi bizim tabii Fatsa'dan hemşerimiz. Selahattin Aygün müziğini yapan, sözleri de sevgili Avni Kaysal, onlara da buradan selamlarımı ileteyim. Aynı zamanda Selahattin abi, Halil İbrahim, Yolun Sonu Görünüyor gibi türkülerin de bestecisi. O eserler de tabii Fatsa'dan çıkmış bir eserdir. Diğer eserlerin sözleri de Dursun Ali Akenet gibi değerli bir üstadımızın, şairimizin. 2004'te Selahattin abi sağ olsun albüme böyle bir katkı yaptı. Ben albümün ismini Yalan Dünya koydum. Ama tabii kendi imkanlarımızla çok zor şartlarda yaptık o zaman albümü. Çok fazla görüntü yok ama radyolarda bayağı dinleniyoruz falan. Güzel. O dönem bir Türkü evinde program yapıyorum. Bir grup geldi Zonguldak'tan hiç unutmuyorum. Güzel de böyle istekler yapıyor. Çok fazla istek de çalmıyorum sahnede falan. Ama güzel böyle örtüşüyor çizgimizle. Bir tanesi başladı. Tabii ben albüm çıktığından 2 sene olmuş çıkalı. Abi dedi Yalan Dünya, Yalan Dünya oradan bağırıyor. Ben de şimdi kendi okuduğum Yalan Dünya hiç aklıma gelmiyor. Diyorum ki ya dedim hangi Yalan Dünya? Arabesk de var. İşte sanat müziği bir sürü Yalan Dünya var dedim. Hangi Neşet Baba'nın var dedim. Diğerler hemen bağırdı Neşet Ertaş'tan. O asıl istek yapan böyle biraz utana sıkına geldi. Abi dedi Cem Çelebi'den dedi Yalan Dünya var mı? Ne güzel. Ben de şimdi şaşırdım kafa buluyor sanıyorum. Var dedim bozmadın. Aa dedi çok güzel çalar mısın abi? Çabuk söyleriz dedim ne demek falan. Sonra demez mi? Abi dedi sen de aynı Cem Çelebi'ye benziyorsun. Dedim evet çok benzetiyorlar dedim. Beni taklit ediyor dedim. Hem o meşhur oldu biz buralarda sürüyoruz sana. Eyvallah. İyi yayınlar tüm müzisyen ustalara türkü dolu selamlar. Mirvet hocama da saygılar. Repertuarınızda varsa dünyanın üzerinde kurulu direk. İstanbul Mert Erdem Derviş. Teşekkür ediyorum. Öğrenci kendisi. Öyle mi? Ne güzel. Evet. İyi akşamlar sevgiler. Mehmet Bey. Ben Tunceli Ovacık'tan Olcay Paçavra. Programınızı severek izliyorum. İyi yayınlar. Ovacık'a buradan selamlar. Olsun, kendi selam. Memleketime. Güzel yayınlar Mehmet selamlar. Abim. Elazığ Karakoçan'da Aziz Özüş Ölürüm parçasını yani doymadım demek istiyor. Çalırsanız sevinirim. İyi yayınlar Mehmet Bey. Cem Çelebi hocam benim hocamdır. Onun sazı sözü başkadır. Ondan ömür duvarını istiyorum. Ali Üstürk. Evet. Ne güzel, bak ne güzel öğrencileriniz de var. Sen öğretmendir evet şimdi hatırlıyorum. Ne kadar güzel. Çok Cem Çelebi'den ailesi. Derdim bana derman imiş istiyoruz. Aydın ailesi demiş. İyi akşamlar ben selam Elazığ'dan Aşık Ormani
Programınızı severek izliyorum. Siz değerli gönüldaşlarıma en derin sevgi ve hürmetlerimi iletirim. İyi akşamlar, hayırlı programlar demiş. Aşk Ormanı'ya buradan selamlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Mersin Üniversitesi öğrencileri İlyas Kırılmaz ve Marcel Sinemli olarak yayınızı takip ediyoruz. Sizlerden Mahsuni'den Bilmem Alasam mı türküsünü rica ediyoruz. Tüm Hatay'a gelsin demiş. İyi akşamlar, halk müziğini unutturmuyorsunuz. Mihirban şarkısını istiyoruz. İyi ki varsınız, saygılar. Mersin Mut'tan. Canım Yağmur öğretmenim, ben Berin Aşkın, sizi çok seviyorum. Doğru mu? Evet, doğru. Kod kırmayalım demin. Seviyorum, benim sizi izliyorum. Görüşmek üzere, sizi öpüyorum demiş. Canım benim, ben de buradan öpüyorum Berin'cim, seni de, anneni de. Çıkışta görüşüyoruz ama. Değil mi? Evet. Peki, güzel. Görüşüyoruz. Sevgili üstadımız Aşık Ummani de, üstadımız da bizi izliyor. Evet, çok sana değerli. Da çok selamlar. Değerli çok, ozanlarımızdan çok Ummani. Çok eserleri var tabii. Ummani babaya buradan selamlar. Selam. Herhalde ile birkaç ay sonra gelecek İstanbul'a. Evet, Mersin'de program olduğu zaman konserlerimize hep görüşüyoruz. Hiç yalnız bırakmıyor bizi, sağ olsun. Çok değerli bir Ummani baba, seni öpüyoruz. Hürmetlerimizi sunuyoruz. İlle dost yarası bitirdi beni dedi ama bugün repertuarımızda yok ama evet, haftaya sezonu okuyacağız. Hasan hazır mıyız? Hazırız abi. Peki, al mendil diyelim dostlarımıza. Ses. Hadi. Sol yaz. Yaradın
düşünüyorum. Hani böyle salı günleri mecliste parti konuşmalarında ne diyorlardı unuttum şimdi. Grup toplantısı. Sevgili Ramazan, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Grup toplantılarında böyle bir iki grup toplantılarına hani siyasi partiler bir kenar bıraksalar, türkü okuyanları götürseler acaba düşünüyorum daha çok güzellikler olmaz mı acaba? Çok güzel kesinlikle. Olur. Değil mi? İnsanlar çünkü... o zaman birbirine daha sevgiyle, hoşgörüyle bakar diye düşünüyorum. Çünkü bir izliyorsunuz ki herkes birbirine küfür ediyor. Evet. Buradan kınıyoruz bunları. Lütfen evet, bundan siyasi. Sonra bizi bir meclise çağırın. Bir siyaset tık. Evet ayrı bir alan. Vallahi. Yani dönemin ortamı. Peki o alandan bir çıkalım. O zaman... Şimdi biz son... türkülerimizle mesajlarımız. Türküler her şeyi anlatıyor zaten. Anlatıyor. Evet. En birleştirici. Çünkü hiçbir siyasi parti, hiçbir ideoloji herkesi bir araya toplayamıyor evet. Ama sazımız, sözümüz, türküleri herkes de. Hayatın her alanı değerli. Şimdi biz son 10 dakikamız herhalde birer türkü okuyacağız. Ben sizlere beni kırmadığınız için, bana misafir olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Televizyonumuzda Cem TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten artık çok türkü okunacak televizyon da kalmadı. Kendimizi rahat anlatabilecek. Bakın işte biraz önce mesaj geldi. Bazı televizyonlar izliyorlar bile. Evet. Gördün evet. Yani herkes eğlenmek, oynamak istiyor ama bizim eğlencemiz de bu. Bizim herkesin bu. Eğlence anlayışı farklı. Tabii saygı duymak lazım. Tabii. Yani herkesin o anki psikolojisi, birikimi, ortamı farklıdır. Ama dediğiniz gibi belki çok dinleniyor türküler. Hani çok fazla medyada özellikle nasıl geniş kitlelere ulaşan medyada çok fazla Türk halk müziğine gerekli düzeyde yer verilmediğini yaşıyoruz, görüyoruz. Bazı kurumlar hariç. O yüzden bu türküleri söylemek lazım. Yani evet. Bu türkülerin içinde gerçekten farklı bir eğlence var. Farklı bir durak var. Farklı mesajlar var, bir kervan var geleceğe giden. Bizim dilimizi, kültürümüzü, edebimizi, erkanımızı unuttuğumuz birçok değerle, öz değerle bizi yüzleştiren bir hazine var orada. Onu söylemek lazım, anlatmak lazım, inadına söylemek lazım, unutmamak lazım. Bunları da unutursak zaten geçmiş olsun. Eyvallah. Sevgili Melek'cim sana da çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Seve seve, sevse. Zevkle. Küçücük bir selam göndereyim. Oldu. Hemen devredin. Tamam. Aileme, sevdiklerime, özellikle de arkadaşım Meryem Nazlı'ya buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bizde de selamlar olsun. Bizden de selamlar olsun. Sevgili Yağmurcuğum, ben sana da çok teşekkür ederim. Bizi kırmadın. Çok teşekkür ediyorum ben de. Cem TV ekranlarında türkünün gerçekten doğru ifade edildiği bir kanalda yer almaktan dolayı çok büyük bir mutluluk çok duydum. Ve türküyü gerçekten duygularından dile getirip de izleyicinin gönlüne sunan değerli arkadaşım Mehmet evet, Ekici. En büyük alkışı sen hak ediyorsun. Yok, hepimiz... Ekibin hak ediyor. Evet, sonsuz tabii, teşekkür ediyoruz. Ben de ekibime de burada Cem TV'deki bütün emekçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada bir aile ortamı da var. Evet. Burada yani program nasıl geçiyor, nasıl bitiyor ben de anlamıyorum. Sanki evimde evet, oturuyorum işte. Gibi burada bütün ben ayrıca rejideki arkadaşlarım. Ben ayrıca Yağmur'a da sevgili dostuma da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cem Bey sizin de ağzınıza sağlık. Ben tekrardan sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizin de katkılarınızdan evet. Program böyle güzelleşiyor. Hepinizi katkılarla. Mehmetciğim ben teşekkür etmeyi unuttum. Ben de teşekkür ederim. Tekrar bütün. Bugün aslında çok minik bir kardeşimiz evet. De aramızda var. Sevgili Tarık. Evet. Tarık. Sevgili Tarık sen de hoş geldin. Tarık'cığım seni de öpüyoruz. Hoş geldin sen de. Babası. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Bak bu saate kadar Tarık da bizi evet, izlemeye Turaç geldi. Da bizi yalnız bırakmadı. Turaç'a da çok teşekkür ediyoruz. Turaç kardeşine de selam. Yüreğinden öpüyoruz Turaç'cığım seni de. O hazineden hani hazineden bahsetmiştim. O hazineden bir şeyler ya, o zaman çok güzel istekler yaptı dostlarımız. Onlar bizi bağışlasın. Borcumuz olsun. Faizli tabii. Bir şekilde ödeyelim onları. Biz. O zaman yalan dünya diyelim. Süper. Olur. Yalan dünya yok. Ama Cem okuyalım Çelebi gibi okuyacaksın. Cem Çelebi gibi okuyayım. Güzel söylemiş. Beni taklit ediyor ama. Evet. Okuyayım.
giden yollar tükendikçe başa döner. Dost köyüne giden yollar tükendikçe başa döner. Merhametsiz karlı belli ben erirken taşa döner. Merhametsiz can öğüten yalan dünya başıma da olan dünya sen binlerce dolan dünya bir gün şarkı boşa döner. Can öğüten yalan dünya başıma dar olan dünya sen binlerce dolan dünya bir gün şarkı boşa. Son eserde senden alalım. Evet, son eserimde ekranları karşısında bizi bu saate kadar da yalnız bırakmayan Eslem, Selin, Berin, Eren ve ismini sayamadığım birçok öğrencilerime ve velilerime gitsin.
sağlık. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir Sivas türküsüydü. Eyvallah. Sivaslılara da armağanımız olsun. Evet, teşekkür ederim tekrardan. Programımız burada. Haftaya tekrar sevgili Cem Tüz izleyicileri, haftaya tekrar yeni konuklarımla birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İstanbul Avrupa Yakası distribütörü Detaylı Gıda'nın katkılarıyla hazırlanan Türkülerin Dili sona erdi.